Herkese merhaba sevgili Galatasaraylılar. Bildiğiniz üzere Cimbom Talk olarak podcast yayınlarıyla geçtiğimiz dönemlerde karşınızdaydık. Ancak artık podcast yerine video olarak devam etmeye başlıyoruz. Bundan sonraki süreçte Galatasaray'ın haberleriyle ve maçlarıyla ilgili ya da transfer gündemiyle ilgili değerlendirmemizi sizlerle paylaşacağız. Biz tabii ki muhabir değiliz. Herhangi bir şekilde Galatasaray haberleri videoları yapan bir topluluk değiliz. Biz sadece naçizane taraftarlar olarak, yıllardır Galatasaray'ı takip eden taraftarlar olarak Galatasaray'ın gündemini, maçlarını kendi meşrebimizce yorumlayacağız, öyle söyleyelim. Bu süreçte öncelikle tabii ki transfer sürecindeyiz şu anda. Transferleri değerlendireceğiz. Basına yansıyan transferleri, bizim herhangi bir şekilde Galatasaray'a bu geliyor, şu gidiyor şeklinde bir paylaşımımız olmayacak. Onu baştan söylemek istiyorum. Bizim yorumlarımızı merak edenler olursa, videolarımızı takip ederlerse, kanala abone olurlarsa seviniriz. Hemen başlayalım. Öncelikle ben Galatasaray transfer gündeminde olan futbolculara gelmeden önce özellikle sosyal medyada, Twitter'da, farklı platformlarda, YouTube'da yorumları falan okuyorum diğer videoların altındaki. Galatasaray taraftarının sabırsız olması ya da yönetimi, çünkü sosyal medyanın futbol üzerinde, takımlar üzerinde ne kadar etkili olduğunu artık biliyoruz. Yönetimleri acele ettirmemesi veya işte baskı yapmaması konusunda bence birazcık kendini geriye çekmesi lazım. Çünkü gerçekten yönetim en doğru transferi yapmak istiyor. Takımın kimyasını bozmayacak oyuncularla çalışmak istiyorlar. Önümüzdeki süreçte Okan Hoca da bu şekilde. Ve tabii bir yandan da Arabistan piyasası ortada. Yani birçok oyuncu şu anda birçok takım oyuncusunu satmak için Arabistan'dan teklif bekliyor. Ve bu teklifleri almak için de gerçekten çok oyuncularına Avrupa'dan gelecek teklifleri yüksek fiyatlar istiyorlar. Bunlardan en basit örneği Solveig için düşünülen Angelinho. Angelinho ile ilgili 18 milyonluk bir bonservisle satın almıştı Leipzig. Şimdi Galatasaray'dan çok daha işte 8 milyonlar, 10 milyonlar civarında bir bonservis bekliyor. Galatasaray bunun üzerine tabii ki çalıştığı söyleniyor ama ilerleyen zamanda göreceğiz nasıl gelişeceğini. Bunlarla ilgili yorumlarımızı da birazdan aktaracağız. Dediğim gibi Arabistan piyasasını beklediği için birçok takım ve oyuncu şu anda acele etmek Galatasaray için maddi anlamda gerçekten zararlı çıkmasına sebep olacak. Yönetim de bunu bekliyor. Tabii ki önelemeler var. Önelemelere kadar Icardi olmasa da onun ikamesinde bir futbolcu, bir forvet aranıyordur diye düşünüyorum. Okan Hoca da zaten geçen katıldığı bir yayında söyledi. Önümüzdeki süreçte bu konuyla ilgili ilk maça ya da olmazsa ikinci maça mutlaka bir forvet beklediğini söyledi. Şimdi tekrar transferlere dönelim. Icardi ile ilgili benim görüşüm açıkçası Icardi en son yansıyan haberlerde 7,5 milyon euro artı bonuslardan 3 yıllık bir sözleşme önerildiği söyleniyor. Bunu mutlaka tabii ki büyük bir kısmı sponsorlar tarafından karşılanacaktır. Ancak Icardi'nin bu yıl oynadığı maç sayısı sanırım 25'e yakın bir maçta oynadı. Maç sayısı göz önünde bulundu. Tabii ki takıma geç katıldı. O da önemli ama maç sayısına baktığımız zaman Icardi'nin önümüzdeki yıl 38 tane lig maçı var. Yani bir kere sadece lig maçlarında oynasa bile ki Şampiyonlar Ligi'ne gidilmesi durumunda 6 maç orada garanti var. Ya da önelemelerde takıma katılması durumunda 2 veya 4 maç da oradan gelecek. Yani yaklaşık Türkiye Kupası ile beraber 50 maç olacak. Icardi'den 50 maçlık performans tabii ki beklemiyoruz ama yani 20-25 maç civarında oynaması da verilen 7,5 milyona milyonla kıyasladığınızda çok düşük bir rakam. Ben açıkçası Galatasaray'ın Icardi üzerine bütün planlarını yapıp Icardi yok ben gelmiyorum, Arabistan'a gideceğim ya da Paris Saint Germain'de Luis Enrique benden bir şeyler bekliyor, benim kalmamı istedi derse Galatasaray'ın eli bu sefer çok sıkışacak diye düşünüyorum. Yönetim mutlaka bununla ilgili bir plan yapıyordur ama ben açıkçası Icardi'ye bu kadar çok bel bağlanmaması taraftarıyım. Çünkü özel hayatında çok sıkıntı yaşayabilecek potansiyel olan bir oyuncu. Bunu ise geçen sene içinde de gördük. Okan Hoca bunu çok iyi yönetti. Ama önümüzdeki yıl aynı şeylerin yaşanmayacağının garantisi yok. Ve Icardi bundan çok fazla etkilenen bir oyuncu. Futboluna bunu çok yansıtıyor. Bunu yönetebilirseniz Icardi'den geçen sene olduğu gibi verim alıyorsunuz.
O yüzden Icardi'nin ben açıkçası 5,5 milyon belki 6 milyon civarında yani daha düşük bir şeye miktara Galatasaray'a gelmesinin daha faydalı olacağını tabii kendisi bunu kabul ederse yönetim bu konuda Icardi'ye belirli bir süre vermesi gerekiyor bence. Çünkü ona göre planlama da yapılması gerekecek. Yani karar vermesi konusunda bir süre verilse iyi olur. Bunun dışında bir diğer konu tabii ki Paredes. Paredes Icardi'nin gelmesine bağlı olarak Paredes'in gelmesi veya Paredes'in gelmesinin Icardi'nin kalmasına bağlı olduğuyla ilgili birçok haber söylenti çıkıyor. Paredes özellikle geldiği takdirde orta sahada Torreira'yı çok rahatlatacak bir isim. Ve Galatasaray'ın oyuna hakimiyeti konusunda Galatasaray'ı daha çok ileriye taşıyacağını düşünüyorum. Şöyle bir durum söz konusu. Galatasaray'da dikine oynamak konusunda geçen yıl müthiş işler yaptı bu takım. Bunun sebebi aslında biraz da kadronun tipiydi. Çünkü bu Galatasaray topla yani dribbling yapabilecek bir orta sahası olmadığı için mutlaka dikine oynayıp yani 10 saniyede 15 saniye içerisinde topu defanstan rakip yarı sahaya ya da ceza sahasına taşımak zorunda olduğu için aslında Okan Hoca bence bunu biraz da zorunluluktan yaptı. Çünkü Galatasaray top çevirecek bir takım değil. Yani Torreira topu kaptıktan sonra oyunu kuruyor ama mesela Oliveira bunu birazcık yani Oliveira pas yapan bir takımda çok daha öne çıkar. Oliveira'nın sezon sonunda düşmesinin sebebi de buydu. Galatasaray çünkü direkt oyun oynayan bir takım. Bence burada oyun kurma konusunda Torreira'nın yanında Paredes hem 8 numara hem 6 numara gibi iki şekilde de oynayabilen bir oyuncu çünkü. Topu özellikle büyük maçlarda Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'da topun daha çok kalmasını sağlayabilecek bir oyuncu. Onunla ilgili de en son yapılan en son çıkan haberlerde kendisine 3 milyon euro veya 2 milyon 750 bin şeklinde bir maaş önerildiğini okuduk gördük. Yani bu zaten Galatasaray'ın o kalitede bir oyuncu bandında verebileceği bir miktar diye düşünüyorum. Bunun dışında Sacha Boey ve Nelson durumu var. Ben açıkçası Sacha Boey'in iyi bir sözleşmeyi önerilerek önümüzdeki 475 bin euro ya oynuyor şu an. Bunu işte 1 milyon, 1 milyon 200 civarı bir yere çekerseniz kalacağını düşünüyorum. Bir yıl daha aynı geçen yıldan sonra yapıldığı gibi yani bir yıl daha kalıp önümüzdeki yıl satışına onay vereceğiz şeklinde bir şey bir öneriyle gidilebilir. Sacha Boey bu şekilde kalacaktır. Bence Sacha Boey'in kalması çok önemli. Çünkü o tip bir sağ beyi bulmak ve tekrar takıma kazandırmak ki onu çok ucuz bir fiyata aldı Galatasaray. Çok zor böyle bir oyuncu bulmak. Mesela Dubois Hull City maçında gerçekten iyiydi. Beğendim ama Dubois'un yedeği olacak bir oyuncu zaten yok. Yine bir sağ bek alacaksınız. Dolayısıyla ben Sacha Boey'in kalması taraftarıyım. Nelson konusuna gelirsek Nelson gitmek istiyor. Geçen yılda kendisine bir söz verildi. Onu ikna etmek kalması konusunda çok zor olacaktır diye düşünüyorum ama bence Nelson zaten zirvesine de ulaştı. Yani bundan daha iyi bir stoper olur mu? Emin değilim açıkçası ki Galatasaray'da ona yaptığı yatırımı zaten ziyadesiyle eğer 22 milyon, 25 milyon neyse verilen rakamlar 20 bin, 22 bin civarında olduğu söyleniyor ama Galatasaray'ın çıkış maddesini beklediği söyleniyor. Ben açıkçası onun yerine aynı tarzda ya da daha tecrübeli bir stoper bulunacağını düşünüyorum ki Emin Bayram da yine hazırlık maçında gayet iyiydi. Bazı eksikleri olsa da Kaan Ayhan var yedek olarak. Belki yine bir genç potansiyelli işte Marko gibi Nelson alındığı zamanki gibi bir oyuncu scout oyuncusu düşünülebilir. Tabii ki burada Ross var, Matias Ross var ama onun sakatlığından dolayı istenilen performansı gösteremediği söyleniyor. Onun kiralanması bence birincilikten bir takıma, yani Süper Lig'den bir takıma kiralanması onun gelişmesi açısından iyi olacaktır. Son olarak da sol bek kısmına geliyorum. Aslında burada Nuno Tavares, Rogério, Anelinho isimleri geçiyor. Bir de Borna Sosa var tabii ki Stuttgart'tan ama o birazcık zor bir ihtimal gibi geliyor bana. Burada Anelinho'nun takımıyla Leipzig'le ilgili bir bonservis anlaşmazlığı olduğu söyleniyor. Ben açıkçası Anelinho'nun katkı vereceğini, hücum anlamında katkı vereceğini düşünüyorum ama daha çok üçlü defanslarda oynamış, üçlünün solunda oynamış gibi, daha doğrusu üçlünün değil ama ön solunda oynamış gibi oynamış bir oyuncu. Dörtlünün solunda nasıl bir katkı verir bilmiyorum. Biz sol beklerden özellikle savunma ve hücum konusunda, yani hücum konusunda
Kazımcan çok iyi. Savunmasını da geliştirdi son zamanlarda ama savunma konusunda hem kısa bir takım, kısa bir oyuncu Angelinho. Hem de takım boyu zaten kısa olduğu için yine bir kısa oyuncu. Yaptığı hücum katkısının yanında savunması nasıl olur? Özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında. Biraz şüpheliyim açıkçası. Ama Nuno Tavares daha çok Sasha Boy tipi bir atletik oyuncu. Onun da keza o da üçlüde oynadı. Ama atletikliğiyle Türkiye Ligi'nde özellikle rakiplerini Sasha Boy'un yaptığı gibi daha çok ezeceğini düşünüyorum. Burada da yani benim beklentim açıkçası Nuno Tavares'in Arsenal ne düşünüyor bilmiyorum ama Erden Timur Londra'ya gitti. Belki onunla ilgili bir görüşme yapmıştır bilmiyorum. Arsenal'in kiralaması ya da opsiyonlu kiralar mı bilmiyorum ama zor görüyorum bunu. Arsenal'den onu bir yıl daha kiralamak önümüzdeki yıl Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde de bir başarı elde ederse farklı bir stoperin satın alınması konusunda ben açıkçası daha pozitifim. Bunun dışında hazırlık maçından biraz değinmek istiyorum. Hull City maçı. İlk yarı zaten Galatasaray'ın verdiği yaklaşık 20 günlük bir aradan sonra kaldığı yerden devam ettiğini düşünüyorum ben ki ana omurgadan yani Icardi yoktu, Abdülkerim ve Nelson yoktu, Kerem yoktu solda, Sergio ilk yarı oynamadı. Ona rağmen takımın Okan Hoca'nın takıma gerçekten o önde baskı oyununu hiç geriye gitmeden çok iyi oynattığını ki yedek oyuncuların da bu performansı göstermesi bence çok önemli. Galatasaray'ın çünkü bu sene çok fazla maç trafiğinde bunlar, bu oyuncuların hepsinden faydalanacaktır, ihtiyaç duyacaktır diye düşünüyorum. Okan Hoca'yı bu anlamda tebrik etmek lazım. İlk yarı Galatasaray gerçekten müthiş bir oynadı. Zaten skoru da aldı. İkinci yarıyla ilgili açıkçası benim şöyle bir eleştirim olacak Okan Hoca'ya. Yani ben olsaydım bu kadar çok genci aynı anda orada tutmazdım. İlk 11'de 60. dakikadan sonra tamamen altyapı oyuncularıyla oynadı Galatasaray. Yani bu oyuncuları görmek için ana A takımın ya yani ilk 11'in arasına 1 veya 2 bilemediğiniz 3 hazırlık maçı diye oyuncu sıkıştırırsanız diğer oyuncularla oynarken performansları zaten artacaktır diye düşünüyorum. Mesela atıyorum işte Ali Turap'ı Leo Dubois yerine başlatsaydı ya da işte Hamza'yı Çikaldao yerine başlatsaydı takım daha iyiyken nasıl katkı vereceklerini görebilirdik diye düşünüyorum ama ikinci kısımda hocayı çok eleştirmiyorum aslında. Altyapı oyuncularını oynatmıyorlar, işte bizim altyapımız çok iyi, Galatasaray'ın altyapısı müthiş oyuncular çıkarıyor şeklinde yıllardır bilinen ama kimsenin altına dolduramadı. Çünkü altyapıdan çıkan Ozan Kabak'tan sonra şu anda takımda oynayan ya da işte iyi bir transfer yapan oyuncu yok. Çok övülen bir jenerasyondu. Bu oyuncuların mutlaka bir sıkıntıları oluyor. Yani Okan Hoca da bence herkese bunu göstermiş oldu. İşte alın size altyapı oyuncuları. Çünkü gerçekten çok iyi olan bir oyuncu olsaydı fark yaratırdı diye düşünüyorum. 11 altyapı oyuncusu olmasına rağmen. Mesela Hamza tamamen yok oldu. Oyunda var mıydı yok muydu adını bile duymadık. Ali Turap 1-2 bindirme vesaire yapmaya çalıştı ama gerçekten bence takım olarak altyapı oyuncuları olarak çok eksikleri var. Bunun sebebi de bence altyapı oyuncularının gerçekten Süper Lig ekiplerine ya da ne bileyim en azından PTT Lig ekiplerine kiralanmaları lazım. Ancak takımlar bunu yaptığında özellikle sosyal medyadaki o romantik gençlerden çok tepki alıyorlar. İşte gençleri kiralıyorsunuz, oynatmıyorsunuz, şans vermiyorsunuz. Bu dünyanın her yerinde böyle. Gençler kiralanıyor. Yani büyük takımlar işte Chelsea, Manchester City'ler vesaire. Bunlar sezona 45-50 oyuncuyla giriyorlar. 25'ini, 30'unu belki kiralıyorlar. Bu oyuncular bu şekilde gelişiyor. Bizim altyapı oyuncularımız da açıkçası ben geleyim direkt Galatasaray'da oynayayım. Böyle bir şey yok. Gidip diğer liglerde kendinizi bir noktaya taşımanız gerekiyor. İspatlamanız gerekiyor. Ki dün hangi yayındaydı hatırlamıyorum. Bir yorumda gördüm. Sanırım Ilgaz Çınar yaptı. Gerçekten 3. lig futbolcular takımları bile bizim altyapılardan çok daha iyi. Yani onları gerçekten ezerler şeklinde bir ifade kullandı ki çok doğru. Fizik olarak inanılmaz zayıflar ve bunu öğrenci dedim özür dilerim oyuncu yetenekli olsa bile bu oyuncuların fiziklerinde mutlaka bir sıkıntı oluyor. Mesela en basit örneği Atalay Babacan yıllarca kiralandı o takıma bu takıma gitti ama
fiziği hala aynı. Emre Çolak örneği var. Yıllar Deportivo'ya gitmesine rağmen bir şekilde gelişmedi. Yapısı öyle olabilir evet ama ben bu konuda özellikle maç formunun oyuncularda oturmadığı için ya da kendilerinden daha zayıf altyapıdaki, yani şu an Galatasaray Türkiye'nin en iyi altyapısına sahip takım. En güçlü takım böyle. Düşünün yani gençleri. Yani sözü fazla uzatmadan altyapı oyuncularıyla ilgili gerçekten farklı çalışmaların yapılması gerekiyor. Onların da artık mantalitelerini değiştirmeleri gerekiyor. Yani gidip kirada kendilerini göstermeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Son olarak da sponsorlardan bahsedeyim kısaca. Galatasaray sponsor konusunda bu yıl gerçekten çok farklı işleri imza atıyor. Özellikle hastane sponsoru değişti. Biliyorsunuz 1 milyondan 32 milyona çıktı hastane sponsorluğu. Bunun tabii ki Galatasaray'a gelecek büyük isimlerin Şampiyonlar Ligi'nde sonuçta reklamı yapılıyor bu bütün kurumların. Bu açıdan çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bugünlük bu kadar. Birazcık lafı uzattım. Sürçülisan ettiysek affola. Önümüzdeki yayında yeni transfer gelişmeleri oldukça yine sizinle birlikte olup bunları değerlendireceğiz. Hepiniz hoşça kalın. Görüşmek üzere.